Allah işinizi var getirsin. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen de. Konuşalım. Ekonomiyi konuşuyoruz abla. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyor vatandaşlar? Bu iki tane nişanlı şeyi var çocuğu, o yüzden. Size konuşalım o zaman. Ben de diyeyim. Nasıl değerlendiriyorsun? Şu an çekimde miyiz? Ekonomiyi konuşuyoruz. Vatandaş ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Vallahi vatandaş ekonomiyi, vallahi öncelikle şöyle diyeyim, ekonomi gerçekten biraz kötü. Yalan yok. Birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Vatandaş genellikle ekonominin durumuna göre, ya bazen ben bakıyorum, röportajları dinliyorum, haberleri dinliyorum, gerçek izliyorum. Tabii ki de ona göre değerlendirerek veriyorum. Gördüğümü söylediğim için söylüyorum. Yani %50-50 diyebiliriz yani, ama gerçekten de kötü. Birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Yani tabii ki de güzel şeyler oluyor ama inşallah düzelir. Ekonomiyi nasıl düzeltir? Düzeleceğini düşünüyor musunuz siz? Tabii ki de umut elbette var. Umudu biz kendimiz yapa yapa. Yani hani bir sözde vardır ya, ya Mevlana, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ya ol. Abi. Ama biz gerçekleri görünmemiz lazım. Yani sahte olmamız lazım. Ya Necip Fazıl'dan da bir söz söylemek istiyorum ama onu da en sona bırakayım. Ekonomi aldı başını gidiyor yani. Vallahi gerçekten de Türkiye'nin şartları çok sıkı. O sıkı da para yetmiyor. İşler olmuyor. Bak ben bu arada iş yerimi söylemeyeyim mi? İsim vermek istemiyorum. Çalışıyorum. Pazarlamacıyım bu arada. Reklam ve kayıtlarla ilgileniyorum. Esnafın halini gerçekten çok iyi anlıyorum. Çünkü neden? Esnafları dolaşıyorum. Bir şeylerden bahsediyorum. İşim alakalı yani. Ya, sürücü kursunda çalışıyorum. Onu söylemenin de bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Ehliyetten bahsediyorum. Bir şeylerden bahsediyorum. Ama yürüyorum dükkana. Abi diyor, vallahi sen de olmasan halimizi, hatırımızı anlayan bazen olmuyor. Hatır soruyorsun. Bu beni bile mutlu ediyor diyor. Artık ekonomiden bıktım. İşten filan kazanıyoruz. Millet bizi kazanıyor zannediyor. Bunu kazanıyor zannediyor. Ama bildiğiniz gibi değil diyor. Ya gerçekten de insan anlıyor yani. İnsanın durumu vahim. Bu vahimleri düzeltmemiz lazım yani. Vatandaş böyle konuşuyor. Biz sürekli mikrofon uzatıyoruz insanlara ama dediniz medyayı takip ediyorum, haberleri de izliyorum diye. Haberlere evet. Baktığınız zaman bu vatandaşın söylemlerinden çok daha farklı şeyler var orada. Yani ekonominin çok iyiye gittiğini, şahlandığımızı falan duyuyoruz orada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya ekonominin, ya vatandaşa göre tabii ki de iyiye gidiyor, kötüye gidiyor. Ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Ya aslında gerçekten bak, bir bakmak lazım bir ortaya. Bir şeye bakarsınız, onu o lezzet, mesela bir elma yer insan. Acaba çürük mü yoksa çürük değil mi? Ya bu iş onun gibi. Belki onu ben anlatıyorum, bazen anlayan anlıyor beni ama bazen de onu bu ne saçmalıyor. İşte bazen diyorlar ya, bu saçma konuşuyor. Ama aslında anlamlı bir şey konuşuyorum. İnsan bir şeye bakması gerekiyor. Bir araştırması gerekiyor. Bir şeyin lezzetini alması gerekiyor. Bu iş bunun gibidir. Ama biz gerçekten onun nasıl bir yere geldik ben artık çözemiyorum. Yani matematikten de pek anlayan da bir insan değilim. Artık bu işi böyle yapmak zorundayız. Ama gerçekten de gidişatımız çok da iyi değil. Genç bir vatandaş olarak o zaman bizi yönetenlere, iktidardakilere buradan ne söylemek istersin seni duyuyorlarsa? Genç bir vatandaşlara, vallahi ben de bir gencim öncelikle. Bizi yönetenlere buradan sadece şunu sesleniyorum. Çok şükür tabii ki de kurallara göre hareket, yani adaletli davranmaya, yani kimsenin hakkını girmemeye davet ediyorum. Yani hakkımız yenilmesin. İnsan hakları diye bir şey vardır. Bilirsiniz belki, bir örnek vereyim ben size bu arada. İnsan hakları derken her şeyin bir yeri dengi vardır değil mi? Bir muhtarın bir görevi vardır. Bir öğretmenin bir görevi vardır. Bir cumhurbaşkanının bir görevi vardır. Yani misal örnekler, biz bir usta iğnesiz olmaz derler ya, işte biz denklik yapmamız gerekiyor. Yani her şeyin bir yeri dengi var. Ona göre davranmamız lazım. Ona göre bir şeyler yememiz lazım. Ben hem okuyorum hem çalışıyorum bu arada. Her zaman alnımın teriyle bir şeyler yapmaya çalışın. Bak, hata yapar insan. Ama demiyorum dört dörtlük bir insan demiyorum. Belki size karşı bir dört dörtlüğüm bir insanım konuşmama göre. Ama en azından net oluyorum yani. Dürüstleri konuşmaya çalışıyorum. Tabii ki de belki hatalarım vardır elbette, kişiye göre muhakkak. Tabii ki de doğru. Her insanın hatası olabilir. Ama ben buradan gerçekten sesleniyorum. Birbirimize destek verelim. Birbirimize umut olalım. Biz Türkiye'yiz ya. Bir kendimize gelinmek gerekiyor değil mi? Onu maçta bazen futbolda bir gol olur. Aa, bu ne güzel bir gol dersin. Bazen direkt olur ya da avuta kaçar. Aa, kaçtı gitti. Bu işte onun gibi. Gerçekten artık dünyanın sonu mu geldi bilemem ama tabii ki de haklar yenilmesin. Gençlerin önünde durulsun. Gençlerin önünde durulsun diyorsunuz ama gençlerin bir çoğu da yurt dışına gitmek istiyor. Böyle bir durum var. Tabii ki de. Neden gitmek istiyor? Açık ve net. Orada iyi para kazanırım. Ben burada yerim. Ya bu hesap böyle senin yani. Bir fırsatın olsa gider misin yurt dışına? Benim mesela bir fırsatım olsa ben gider miyim? Tabii ki de giderim ama ekonomik sıkıntılar mı bunun sebebi? Ya ekonomik sıkıntılar. Tabii ki de ben de sıkıntı yaşıyorum. Bak ben demiyorum ben zenginim. Ya biz bütün insanlar için gariban bir insanız. Birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Biz nereden geldiğimiz, nereden nasıl geldiğimiz her şey açık ve net. Yani köy, kasaba fark etmiyor. Biz böyle, biz gariban bir insanız onu. Ben kendimi demiyorum. Allah'a şükürler olsun. Tabii ki de bir şeyler yapıyorum. Bir şeyler
yiyip içiyorum. Zor da olsa bir şeyler katabiliyorum. Ama gerçekçi olmak lazım. Bu iş gerçekleri konuşmak gerekiyor. Onu biz sonra şimdi bazen buraya çıkıyorlar diyorlar ki aa bu kesin bu AK Partilidir. Yok bu CHP'lidir. Ya bu MHP'li. Yemin ediyorum bak bunu da açık ve net söylüyorum. Allah'ımın üstüne yemin ediyorum. Açık ve net sözlüyüm. Ben AK Partiliyim. Ama ben AK Partiliyim bu arada. Açık konuşuyorum ama yemin ediyorum yanlışları da var, hataları da var. Ama net olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Yalan söylememek lazım. Hatalar elbette var. Ama demiyorum ben buradayım, yok buradayım. Bana gelmişler bazen derler. Yani çoğu insana diyor. Yok CHP'li bu AK Parti olarak konuşuyor. Yok onun üstüne konuşuyor. Böyle insanlar da var. Ama yemin ediyorum öyle bir insan değilim. Her zaman yürekten konuştum. Kalpten konuşarak sevdim. Eleştirdiğin yerlerde var. Olası bir seçimde ya, oyunun rengi ne olur? Yani tekrar AK Parti'ye vermeyi düşünüyor musun? Tekrar vermeyi düşünüyorum ama tabii ki de vermeyebilirim. Bu benim kendi bir doğal hakkımdır değil mi? Elbette her sene her sene AK Parti AK Parti olacak diye bir şey yok. Bir şey düzel... Ya doğru yol vardır, yanlış yol vardır. Doğru yola gidiyorsa doğru kararı alır. Ama yanlış yola gidiyorsa yanlış kararı alır. Bugünkü şartlarda değerlendirirsek AK Parti'yi, bugün bir seçim olsa, bugünkü şartlarda desteklemek ister misin? Valla şöyle düşünüyorum. Güzel bir soruya denk geldin. Teşekkür ederim bu arada. Yani şu anda %51, %50 diyelim. Neden %51? Şöyle %51 diyebilirim. Ya gidişatı en azından onu şimdi söylüyorum ama belki yanlışım da vardır. Gerçekten söylüyorum. Belediye çalışmaları olsun. Yine... Az da olsa bir şeyler yapıyor yani. Bunlar açık ve net. Yani görülen köyde kılavuz istemez yani. Tabii. Sizin fikriniz bu tabii. Tabii ki de. Ya ama en azından bir şeyleri değiştiriyor. O yönden verebilirim. Ama eskiden bak şuna da bakmak lazım. Ben bir gencim. 23 yaşındayım bu arada. Hemen söyleyebilirim. Çünkü eskiden atalarımız, yani biz... annemiz, babalarımız ne yokluklarla büyümüş. Çoğu insan için diyorum. Bak ben de yokluktan geldim. Yalan yok. Neye yalan söyleyeyim ki? Ama her zaman kendi ayaklarımın üstünde durdum. Ben aileden pek de bir şey görmedim. Ben açık konuşayım burada. Aileden saygıyı gördüm, edebi gördüm ama okul hayatıymış, iş hayatıymış. Ben her zaman kendi ayaklarımın üstünde durdum. Ya bak burada onu konuşuyorum, duygulanıyorum. Ama her zaman doğruyu tercih ettim. 23 yaşına geldim. Kimseye karşı bir kötülüğüm olmadı. Saygımı kaybetmedim. Ama AK Parti'nin de tabii ki de yanlışları var. Doğru yanları da var. Ama şu anda gidişat AK Parti üstünden herhalde dil gibi. Bu açık ve net. Bunu birbirimizi kandırmanın anlamı yok. Ben AK Parti'liyim. Tabii ki de biraz da kötü yerlerine denk geliyoruz yani. Açık ve net söylemi gerekiyor. Ama şimdi şöyle de var yani. Bak benim annemler anlatıyor, babamlar anlatıyor. Biz ne çileler gördük, ne sıkıntılar vardı. Önceden kuyruk, yağ filan. Hastanelerde neler vardır oğlum dedi. Yani en azından onları da dinleyerek bir şeyler de yapıyor yani. Eski kuşağa göre değil mi abi? Bilmiyorum sizin yaş kaç ama. Yani ben bilmiyorum biraz fikir şeyim ama kendi kararlarımı da kendim veriyorum. Ama gidişatı hala bilmiyorum. Ben onu desem kazanamaz ama yine de AK Parti herhalde yürür diye inanıyorum. Rica ederim ama bir sözle de bitirmek istiyorum gerçekten. Onu derler ya ne bir savcı kalırdı ne bir yasa. Şu insanoğlu önce bir kendini yargılasa. Biz gerçekten kendimizi yargılamamız lazım. Birbirimize destekli olmamız lazım. Destek vermemiz lazım. Bu çok önemli. Bir de Necip Fazıl'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şöyle onu yalan söylemek istiyorum. Aklıma bir söz geldi. Ne atlar geçti ne batılar. İnsanlar ata bindiler gittiler bir sözü vardı. Bir de şu sözle bitirmek istiyorum. Hani konuyla pek alakası yok. Gerçekten yok ama bilmiyorum içimden geldi diyerek söylüyorum. Onu dünya genelinde söylüyorum. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ben bunu neden söyledim? Biz eğer ki yaşıyorsak güzel yaşayalım. Ölüyorsak da güzel olarak ölelim. Doğru yönden ölelim. Birbirimiz AK Parti'ymiş, CHP'miş bunları konuşarak çok şeylere denk geliyoruz. Kötü şeylere geliyoruz. Ama buradan bütün partilere sesleniyorum. Adaletli olalım. Dürüst olalım. Bak yargılamıyorum. Hiç kimseyi yargılamam. Hakaretim de yoktur. Ben 30 kere, 40 kere röportaja çıkmışım. Bir daha yok. Tabii ki de. Ben bu arada taklit de yapıyorum. Seslendirme de yapıyorum. İşte ben ama 30 kere konuştuğumda bana kimse demedi yok bu böyle demişsin, yok böyle hakaret filan hiç yok. Çünkü ben saygımı biliyorum, edebimi biliyorum, aile terbiyesini aldım ama her zaman kendi fikirlerimi kendim de yürütürüm. Benden bu kadar. Son kez partilerle ilgili son kez bir şey daha söylesem, izin verirseniz tabii ki de. Buradan açık ve net söylüyorum. Lütfen gerçekten AK Parti olsun, HDP olsun, başka ne vardır onu aklıma? İyi Parti olsun, CHP olsun. Ben demiyorum kötü.
Her insan yanlış yapar, hata yapar ama doğru yolu bulmak gerekiyor. O doğru yolu da bence siz bulmanız gerekiyor. Ben doğru yolumu buldum, onu da gizli olarak saklıyorum. Bilmiyorum, hatalarım vardır elbet diye düşünüyorum. Bak AK Partiliyim, açık ve net söyledim. Dürüst olmak lazım, yalan söylemiyorum. Ama tabii ki de yanlışları var, doğru yanları var. Ama o yanlışları da inşallah AK Parti düzeltir diye düşünüyorum. Size de çok teşekkür ederim. Yayınlıyorum sadece. Kanala da abone olmayı unutmayın diyorum. Peki, çok sağ ol. Yayınlıyorum sadece.